Bak bir anneko şurada yavrusu var. Şarkı tahtı. Evet. Baba geldi. Baba hoş geldin. Hoş buldum. Oh, kızım. Oh. Baba beni de at çiftliğine götür. Baba biliyor musun at yavrusu da olmuş. Öyle mi? Biz de eve hayvan alalım mı? Abiniz çiftlik işini sevdi galiba. Su'nun sesi mi o? Kavga ediyorlar. Kimle sebep? Su'nun Twitter personası sergi gündemine düşmüş. O ne demek? Bugünkü etkinliği sağlam gömmüş. Duku'yu indirmiş durumda. Baştan söylesene oğlum. Şu balıkları dolaba koy. Kızım geliyorum. Benim de kendi fikirlerim var ya. Ayşe ben artık günüm. Bu evde söyledim işte. Size böyle şeylerden hoşlanmadığımı söyledim. Teyze duyar kalsın diye niye ben şakşak yapmaya zorlanıyorum ya? Hala yaptığın saygısızlığın idrakinde değilsin, bakar mısın? Paylaşımımı bu kadar hızlı göreceklerini düşünmedim. Ay özrün kabahatinden beter Su. Hiç ağzına yakışıyor mu o laf senin ha? Vicdan mastürbasyonu yapıyorlar ne demek ya? Ya sirk maymunu değil onlar. Zor durumdaki açlık sınırındaki çocuklar. Ya o çocuklardan biri gelsin o teyzenin yanına yardım istesin ondan. Bakalım yardım ediyor mu, yanına alıyor mu? Hiç sormuş mu acaba? O çocuklar sosyal medyada hashtaglenmek istiyorlar mıymış? Hayır kadını tanımasak anlayacağım yani. Bana bak. Hayatı sana bile ait olmayan fikirlerle okuma küçük hanım. Bu saçma düşünceler babanı bir yere vardırmış mı ki seni bir yere vardırsın? Hangi düşünceler? Ne oldu da bana sıçradı mesele, bir anlatır mısınız? Zengin insanlar bencil gösteriş budalası olmak zorunda değiller küçük hanım. Romantik filmlerde yaşamıyoruz. Annene sor. Sor. Zamanında o da babanla birlikte idealist olmuştu. Onunla da az tartışma yaşamadık. Anne ne yapıyorsun ya? Yalan mı? Seninle de az tartışma yaşamadık. Sor. Veba olmuş gibi bahsettiniz. İdealist olmanın nesi kötü Leyla? Kötü değil. Gerçekliği yok. Böyle saçma sapan rezil ettiğiyle kalıyor işte insan kendine. Aynen böyle. Nereye gidiyorsun? Kızım. Nereye? Sonra büyüdükçe insan hayatın nasıl işlediğini, nasıl döndüğünü gayet iyi anlıyor. Nasıl dönüyor? Parayla mı? Biz çocuklarımızın her şeyin daha fazlasını isteyen, iştahları doymayan, zengin ama tatminsiz insanlar olmasını istemiyoruz. Size inanılmaz gelebilir ama hayatta paradan daha önemli değerler de var. Öyle mi? Ben de tam bunu söylüyorum işte Ozan Bey. Teoriyle pratik gerçek hayatta çakışmıyor. Çocukların faturalarını, okul masraflarını, kredilerini... Evi siz seçtiniz. Anne. Evet, bunları ödemek için... Okulu siz direttiniz. Öyle senin değerler dediğin şey işlemiyor. Çocuklarıma karışmayın, ben yeterim. Bırak Allah aşkına. Bütün bu harcamaları biz sizin için yaparken hiç sesin çıkmıyor ama. Neymiş demek ki? Sırtı pekken, ahkam kesen. Herkes kendi şartlarında yaşıyor. Hiç kimse istisna değil. Çocuklarım da. Kendi standartlarınızı bize dayatan sizsiniz. Siz ısrar ettiğiniz için özel okula gidiyor bu çocuklar. Allah Allah. Yani şimdi biz torunlarımızın geleceği için bütün imkanlarımızı seferber ederken bir de suçlu durumuna mı düşüyoruz? Öyle yeter mi? Ya. Yeter gerçekten. Herkes bir sakinleşsin lütfen. Yeter ama artık ya. Ben bunu yoruldum her şey alınmasından. Paramızla, pulumuzla, bütün imkanlarımızla bir de suçlu durumuna düşüyoruz şu hale. Bakar mısın? Gerçekten dilinin ayağı yok senin de. Seni o zaman dinleyelim. Davul bile dengeleyin. Al işte bak. Kaç yıl geç arada hala bunu sağlayamadı. Gerçekten bu konuyu bir Özür dilerim baba. İnandığınızsa bunun için. Baba ben artık o özel okula gitmek istemiyorum. Can Paşa da hava atmayı versin. Dönünce devlet okuluna aldır bizi. Ya bu hep bir şekilde önüne konuyor. Anneannenin sinirden şekeri düştü herhalde. Ben de gereksiz uzattım. Ama seninle ilgisi yok, sen kendini üzme. Ama ben kendini borçlu hissetmeni istemiyorum. Niye karşısında susasın ki? Evet, hiç ihtiyaç duymamayı tercih ederdim. Kızım destekleri için sizin de mutlu olmanız gerekiyor. Teknik olarak borçlu hissettirecek bir durum yok ortada. O para annenizin hakkı. Doğal olarak sizin hakkınız. Söyleyecek sözüm olmadığı için değil. Annene saygımdan susmayı tercih ediyorum kızım. Bu da gerektiği yerde konuşsa keşke. Bunu da anlamak lazım. O da arada kalıyor demek ki. Vicdan mastürbasyonu. Orada da bunu dedin mi? Yok. Öyle ukala ukala desteksiz sallıyorlardı. Bir anda ağzımdan çıkıverdi. Affedersin. Keşke o an yüzlerini fotoğraflayabilseydin. Görmen lazımdı ama.
Nereye hayatım? Ben de geleyim seninle. Bizim kafeye gideriz. Benim bir çıkıp sakinlemem lazım. Ya partide babamın kevaşesini gördüğünden beri kendine gelemedi. Bir şey de demiyor. İçine atıyor biliyorsun. Yani kabul ediyorum. Biraz fazla ileri gitti bu sefer ama biraz fazla kaçırmış içkiyi herhalde sergide. Kabul ediyorsun. Bu da bir şey. Annenin çıkışlarının her zaman bir mazereti var sana göre. Tamam sinirlisin sonra konuşalım. Bunda konuşacak bir şey yok Beril. Her zamanki gibi önüme büyük doğradı lokmaları Leyla Hanım. Ben yutup geleceğim bu.